Merhaba sevgili Hardware Plus izleyicileri, ben Sarp Kürkçü ve bugün daha önce kanalda denenmemiş bir şey yapacağız. Bugün size ufak da olsa Quantum Break'in başlangıcından bir kuple göstermeye karar verdik. Remedy Studios tarafından çıkartılan ve Microsoft tarafından piyasaya sürülen, yani dağıtımcılığı yapılan Quantum Break oyununun şöyle bir başına bir ilk bakış atacağız. Bundan sonra da böyle oyun videolarına ara sıra yer verme niyetindeyiz. Sizlerin görüşlerini alma niyetindeyiz. Böylelikle hani güzel, hoş bir oyun ayağımızda olur diye umuyoruz. Bakalım zorluk seviyesi olarak ben normali seçeyim diyorum. Ki şöyle bizi çok terletmesin ama aynı zamanda çok da kolay olmasın. Evet, oyuna bir başladım ben. İlk konuşmam gereken karakterlerden bir tanesiyle konuşunca oyun göçtü açıkçası. Böyle bir şey olunca ben de hemen kapadım, ardından videoyu açtım. O yüzden gelin başlayalım sıfırdan. Riverport University Experiment. Riverport Üniversitesi Deneyi. Bölüm 1, Sahne 1. Merhaba. En büyük katil zamandır. One killer is time. It destroys us all. This is what you need to know. Time broke. A growing fracture leading to the end of time. Zamanı kırmışız arkadaşlar, bozmuşuz. Bir kırılma gittikçe büyüyor. Things turned ugly. Pulse streamers are to stop us. Bununla ilgili bir alet var. Yes, superpowers. Tamir edebilecek ama Pulse Stream bu aleti almamızı engelliyor. Sonunda kaybediyoruz. Tabii işin içine zaman yolculuğu giriyor diyor. Birisi Jack diye bizi uyardı. Çok mu hızlı gittim yoksa? Nereden başlayalım? Nedir? Söyle. Hadi gel başa gidelim diyoruz. Riverport Üniversitesi'ne ilk gittiğin ana geri dönelim. Monark çözümler. Paul Serene en yakın arkadaşıymış bu arada. Onu görmeye gelmiş. Üstünde çalıştığı bir şey varmış, onu gösterecekmiş. Paul said it was world changing. He was right. Come on! Watch where you're going, man! Fuck off! Hemen bir orta parmaklar, hemen bir terbiyesizlikler, hemen bir küfürler. Ah ah. İşte bunlar hep Batı'nın ahlaksızlığı arkadaşlar. Ah ah. Evet, böylelikle Jack sahneye geliyor. Bu arada Jack'in kardeşi Will de bu deneyin parçasıymış. Biraz önce ondan bahsetti. Ve Paul deneyin gerçekten dünyayı değiştirecek bir şey olduğunu söylüyormuş. Jack de kesinlikle öyle dedi. Şu anda arkadaşlar 6 yıldır yokmuşuz burada. Paul'la iletişim kurmaya devam etmiş ama Will'le herhangi bir şey konuşmamış. Şu anda oyunu ultra görsel seviyesinde oynuyoruz. Ben yan tarafa oynadığım sistemin özelliklerini de yazacağım. Böylelikle siz de oradan bakabilirsiniz. Birkaç yerde ufak takılmalar hariç oyunun çalışacağına dair inancım yüksek. Oyunun önerilen sistem gereksinimlerinde 16 GB RAM'den bahsediliyordu. Bir tek onunla ilgili bir problemimiz var. Oyun gördüğünüz üzere çok güzel gözüküyor. Yani bunu başka türlü bir kelime grubunun içine sıkıştırmama gerek yok. Oyun bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere çüş yani. Hakikaten çok güzel gözüküyor. Etrafta bir protesto var bu arada Monark'a karşı. Paul'la konuşuyoruz. Delvin told me what this is. I know. See you soon. Why 4 a.m.? Why not wait till morning? Paul had always been a showman. Şimdi avluya geldiğinde sağ tarafındaki fütüristik fizik binasına bak dedi, oraya gel dedi.
Bak dedi, gel dedi bana dedi, ama dedi şimdi dedi. Bu arada farkındaysanız Monark'a karşı çok büyük bir şey var. Tepki var kampüs içerisinde. Monark'ı burada istemiyorlar yani. Ne güzel, biz de bunları gördük. T'ye bastığımızda timeline menüsü var. Burada da bulduğumuz şeyler demek ki arşiv olacakmış. Please go around. Bu taraftan gidin lütfen. Buradan gitmemizi istemiyor. Hadi seni dinleyelim. Birisi Amy'ye bağırıyor, lütfen yeter, hani artık akşamı bitirelim, artık ikna edecek kimse kalmadı diye. Ha, şu kız arkadaşlar, bu kızla konuşmuyorum. Çünkü ben bununla konuşmaya çalıştım. Hem de bir değil, dürüst olayım, iki kere. İkisinde de bilgisayarım kilitlendi. O yüzden bu kızla konuşmak yasak. Ben bu kızla konuşmuyorum. Ve biraz önce söylediği üzere tap tuşuna bastığınız zaman görevin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Paul had always been hungry for success. Driven. Sabahın dördünde şovmen arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Now he was coordinating some huge project at the university. It's a big deal for him. Önden çok etkileyici gözüküyordu ama arkadan bu bayraklar o kadar etkileyici bir uçuşa sahip değil. Burada cool bir abi var. Protest over. At home. Now I'm here, chief. Holster that safety whistle. Prick. Liam Burke. Bu adamla da konuşasım yok. Çok şımarık, çok artist bir adammış. Ve Mayer Physics Research Center'a giriyoruz Paul'la görüşmek için. You made a long trip just to see a research project? Well, reading between the lines, Paul was under a lot of pressure. He needed a friend. Mimikler falan da hiç fena değil bu arada arkadaşlar. Yani oyun için düşünüldüğünde. Ve Peter Baelish geldi. Kendisini Game of Thrones'daki Peter Baelish karakterinden hatırlayabilirsiniz. 6 years. I was starting to think you'd never come back. Yeah, me too. Come on. Evet. Buradaki problem, biz çok hızlı koşuyoruz. Yani basınca alıp başını gidiyor. Güzel, Paul'u arkada bırakıyoruz. I knew Paul had asked my brother Will to consult on his project. Will was all the family I had, but he was difficult. Bu arada sabahın dördünde buradayız ama Jack'in kardeşi Will'in bizim burada olduğumuzdan haberi yok. Aynı zamanda sağ olsun Paul bizi birinci sınıfta uçurmuş. Still worry about him, huh? If Will did something wrong, then Jack, man. Mimikler gerçekten hiç fena sayılmaz. This project we've been working on. Sırtıma konuş. Talk to the back. Why do I smell one of your long-winded presentations on the horizon? Evet, bir tane prezentasyon varmış gibi hissediyorum dedi. Ve bakın, Project Promenade. A perfectly placed presentation to illustrate the project. Şimdi size bunu izletmeyeceğim. Ama bakın, burada böyle bir ikon var. Herhalde burada prezentasyonu izleyebiliyoruz. Çok uzundur şimdi bu. O yüzden oturup izlemeyelim. Hadi biz elemanı takip edelim. Abi içeri gir. Come on, let's just get to the big show. You haven't changed at all. İyi, en azından zorla izlettirmedi. Ama istersek oradan izleyebiliyoruz tahminimce. Çok... Ben de böyle buhar sesleri çıkarıyorum. Oyundakiler yetmiyormuş gibi arkadaşlar. Bir de benden duyuyor. Promenade. Nar böyle söyleniyormuş demek ki. Wow. Shit. Oh, what is all this? Çok havalı. Jack, you are looking at the biggest discovery. Üniversitede okuyan arkadaşlarımız varsa, hani böyle bir üniversite projesini bizim Türkiye'de neredeyse hiç görmediğimizi söylemek doğru olacaktır tahminimce. Yeah, I had a hunch.
Evet, bizi Will'i ikna etmek için getirmiş aslında. Will biraz paniklemiş burada yapılanı görünce. Hang on, I gotta get something from my desk. Will overreacted. Sen masana bak. Biz de buralara bakalım. Tamam, ben bunu aldım. Başka var mı bakacak bir şey? Sonra okuruz onları. Hihihi. Hah, şurada var. Park City, Utah. Aaa, bahsettikleri Utah bu. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar özür dilerim. Arada böyle minik öksürükler kaçabilir. Çünkü yaklaşık 6 gündür falan hastayım. Bir türlü de iyileşemiyorum. Bana çorba yapacak kimsem yok. O nedenle böyle ufak şeyler kaçabilir. Çok çok özür diliyorum sizden. Ama bir yandan da videoyu geciktirmeyeyim istedim. Ve Peter Baelish bizden yardım istiyor. Kimse bu adama Paul demeyecek var ya. Sen Sansa'yı aldın. Winterfell'in yeni lorduna sattın. Kötü herif. I love my older brother. But he didn't make it easy. Evet, yani biz şu anda Paul'u abimize tercih etmiş gibi bir durumdayız. Jack. Thank you. I knew I could count on you. Eyvallah. Kanka, bak burada da bir şeyler var. Hop, ben bunu da aldım. Bu arada hani bu aldıklarımıza şöyle göz gezdirmek isterseniz buradan bir ekrandan girebiliyor olmamız lazım. Oo, burada abinin özel anıları var. Burada bizim özel anılarımız var. Daha fazla o menüde ilerlemeyeyim çünkü o menüde spoiler var anladığım kadarıyla. I need you to push the lever over there labeled Chronon conduit. That'll activate the core. I'm gonna run diagnostics and make sure it remains stable. Makineyi bize çalıştırıyor. Niye abi? Makine senin makinen. Niye biz çalıştırıyoruz? Şu kolu ileri getirecekmişiz arkadaşlar. Hazırız. İtiyorum yavaşça. Evet. Ne oluyor? That's just the Chronon conduit initiating. Başlangıç prosedürü buymuş demek ki. O yüzden normal diyor. Are you sure it's supposed to do that? Evet. Wow. Merhaba. The core replicates the effects of a rotating micro black hole, so activating it can be a bit intense. Çekirdek mikro bir kara deliğin şeyini yapıyormuş, yapabileceklerini yapıyormuş. This way, we've got to raise the corridor. Just like old times, eh? Slightly illegal, moderately reckless. İllegal iş mi yapıyoruz abi? I raised some hell with Paul in the past. I could tell this was different. Burada mal var. Still, I didn't understand how massive and far-reaching the consequences for this would be. How could I? Vicky konuşma bitsin de. He played it cool, but I could tell he was nervous. Yani yaptıklarında bir kıllık olduğunu farkındayım ama hani ne kadar ağır bir sonucu olacağını bir türlü bilmiyordum diyor. Koridorun şeması. Teknik çizimleri burada. Tamam. 16 tane narrative obje varmış bu arada. Biz 5'ini bulmuşuz. Onlara odaklanmıyoruz gerçi ama. İki kişinin birlikte kontrol etmesi gereken bir yer. Evet. O zaman koridoru aktive edelim. Bu E tuşunun geleceği yerler birazcık zor görülüyor sanki arkadaşlar. Aynı daha iyi olabilirmiş. Hazır mısın diyor. Aynı anda çevirmemiz lazım anahtarı diye. Umarım nükleer bir başlık. Bir shoot. Chance. Wow. What is this? The corridor. The passenger enters one end, travels around the loop, exits the other, and arrives at the predetermined time in the physical location where the machine is situated in that time. Wow. Wait. Koridorun bir ucundan gidiyoruz, geri dönüyoruz. You're actually going inside that thing?
in the machine through time. Yani arkadaşlar bu bir zaman makinesi. Derken adam da aynı şeyi söyledi. And you're my witness. This is crazy, Paul. And this can't be safe. What happens when our team has already proved it works in the trial phase? It is ready. We've passed every test, every inspection. İki tuşlara basıyor orada. Gerçekten basıyor mu diye kontrol ediyorum ben de. Biz de buradaki düğmeye basınca olay gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Ben bir oturuşumu değiştireyim. Evet, hazırsak. 2 dakika geçmişe. Merhaba. Ha doğru, çünkü giriyorsun, içeride dolaşıyorsun, geri geliyorsun. Bu içeriye girerken diğeri çıkmış oluyor 2 dakika. Çok akıllıca yalnız. Hani böyle bir sahneyi göstermek için çok doğru bir taktik seçmişler. Açıkçası. Abi iki tanesiniz. İki tanesiniz. Nasıl sakin durayım? İşte bu benim gelecekteki halim diyor. Senin şeytani ikizin. Fucking incredible. I mean, just imagine the implications. We could warn people about disasters before they happen. Before they happen. Cure diseases before they spread. I just had this conversation. Still sounds good. Second time. Konuşmayı biraz önce yaptığından dolayı bu kadar net ne söyleyeceğini bilebiliyor zaten. İşte felaketleri önleyebiliriz, hastalıkları iyileştirebiliriz daha yayılmadan. O tür şeyleri söylüyor. Hadi şimdi senin gidip döngüyü tamamlaman lazım dedi. Girmem lazım ki anlamlı bir şekilde tekrar döngü burada olup bitip adam burada olabilsin. There is no what if. I'm here. It's already happened. Evet, merhaba Paul. We did it. That's impossible. That's literally impossible. I mean, evet, burada zaman makinesi var. Ben de gireceğim. Çekilin. Hanıma haber verin. Hanıma haber verin, üçleneceğim. Evet, şimdi 5 dakika geleceğe gidelim diyor. Bakalım ne olacak. Ve alet sapıttı. Abiz. Ha, bu abimiz. Kepçe kulak. We can't shut it down. Paul's still in there. Shut up. Shut up. Look at me. Kapat falan diyor. We can talk. Okay? No, there's no time. You're not thinking straight. Zaman yok diyor. Burada zaman makinesi var abi. Jesus Christ, Will. Will, ne oldu sana? Zaman sona erecek. O ne demek? Or what? Evet. Çekirdek sapıttı. Evet. Görünüşe göre oyundaki güçlerimizi böyle elde ediyoruz. Bu arada Quantum Break'te zamana müdahale edilebilen birkaç tane gücümüz var arkadaşlar. Farklı farklı çeşitlerde. Ben de o güçleri size gösterene kadar oynamaya devam edeceğim zaten. Evet. Merhaba Jack. Oh. You okay? Wow. I think so. I'll find a way out. Make sure Will's okay. Yeah. Okay. Evet, her şey havada donup kalmış. I could hear Will's words in my head. Peki bir şeyleri itebiliyor muyuz? Aa, çok güzel. Hop hop. Seni iteyim biraz. Hop. Objelerin bir miktar ağırlığı varmış gibi hissettiriyor yalnız. Aa, yok oldu. Hakikaten zamanı bozduk yalnız. Gırdın, gırdın zamanı, gırdın.
Ben bu arada evet bir gideyim Will'e bakayım. Sonra sandalyeyi iteyim biraz. Sandalye gel. This is crazy. Ha Will. This is permanent. Evet, bu acaba kalıcı mı diye durumu düşünüyor şu anda karakterimiz. Değildir abi. Biraz sonra çözülür. Acı, acı. Ha, adamı çıkardık. Ama ortam hala donuk. Zero state, sıfır noktası. Sıfır durumu. She warned me. Bir kadın uyarmış daha önce böyle bir şeyle ilgili demek ki. Will de Paul'u uyarmış ama Paul kabul etmemiş. Ha, bizim elemanı kurtaralım biz. Hop. Hop. Hadi abi gel, gel. Aha. Güzeldi. Adı da Stutter bu arada. Tutulma değildi yani. Tutulma derken böyle bir tutulup kalma. Ortam birazcık kötü oldu. İyi de silahımız yok. Bilin silah var. Silah ver, silah ver. Abi silah versene. Ha kaçıyoruz. Demek ki buradan gelmiş adam evet. Koş sana, koş. Oy. Böyle böyle geçiyoruz. Jack, your hands. Gotta keep moving. Evet. Wow, zamanı kontrol ediyoruz. Nasıl da iyi hedefi tutturduk ama ya. Jack. Maşallah. What just go this way. Move. That was the first time my power started to manifest. İlk güçlerimiz ilk burada ortaya çıkmış. Jack. Your proximity to the pulse. It must have kurşun. Will. Kurşun. What I just did back there. What the hell is happening? That's what I'm telling you. Not in the right language. I'll try to explain, but we have to go. Explosion make time go bad. If time is an egg, then that egg is fucking broken. The time egg is fucked. What? Why is there an egg in this? There's a fracture in time. It's breaking down. Leading to the end of time. Yani patlama arkadaşlar zamanın canını okumuş. Kısaca bunu söylüyorlar. Aynı zamanda bizim abinin de güvenlik haklarını elinden almışlar. Ama bu kadar şeyle uğraşılan kapıyı biz omuzlayarak açıyoruz. Çok güzel. Aha geliyorlar. Abi sus. Niye konuşuyorsunuz lan? Shut the fuck up and listen. Their logic is out. You neyse daha görülmedik. Bu kadar konuşmaya nasıl duyulmadıysak artık. Bu arada kontrolü ben yapıyorum. Ben hareket ettiriyorum yani. Why are you even here? Your biggest concern right now?
Paul brought me here to clean up your mess. My mess? Do you even... Abi gidip bir de duvara vurdu ya. Arkadaş mal mısınız? Bence de ha neyse, servis asansöründen Paul'un kaçışını gördüler. Abi var ya, ucu ucuna yırttınız ama yemin ediyorum yakalanmak hakkınızdı ya. Bence de. You have no context for any of this, Jack. We're here. A lot happens in 6 years. It's bigger than us. Can't make it personal. They're trying to kill us, Will. It's pretty goddamn personal. Yani meğersem Will aslında Paul'a anlatmaya çalışmış elinden geldiği kadarıyla. Nihayetinde silahla çözüm bulmaya çalışmış, beni dinler belki diye. Ama sonuçta biz de işin içine karıştık artık. Karman çorman bir durum oldu yani. Daha hala çatışma mekanikleri gelmedi oyuna. Time is only gonna get worse. We have to stop this before it's too late. Evet, bir kapı daha. Ben burayı da omuzlarım abi. Arabaya gitmemiz gerekiyormuş. Adamın arabasında büyük ihtimalle bu işin çözümü var. Merhaba. Target's armed. Opening fire. Ben kurşun harcamayı sevmem. Peki neredesin abi? Stop fucking shooting at him. God damn it. Ha, adamın önündeki şeyi ateş ettiğim zaman ona geri. Hadi. Cool. Will, are you okay? Yalnız shooter mekanikleri çok iyi sayılmaz. This is way out of hand. Bir de katiliz biz de maşallah. Daha önce silah kullanmışız ama. Ha. Never had an army of pro gunmen chase me. İyi tamam. Oyunlarda ben bunu hep şaşırırım arkadaşlar. Sıradan bir tane karakter, mühendis falan, deli bir suikastçı gibi ateş edebilir. Burada en azından karakter daha önce silah kullanmış. Hop. Not again. Ama yani bu kadar rahat insan öldürmek. Aklınızda bulunsun, eğer oynayacaksanız SMG ile ufak ufak atışlar yapın. Akıcı bir şekilde ateş ederseniz çok çabuk dağılıyor çünkü hedef. Ha, isimlerimizi biliyorlar. Makinenin peşindeler demek ki diyor. Hadi o zaman. Monarch bizi arabanın orada bekliyor olabilir dedi. Ama gitmemiz lazım diyor Will. Bu kırığı tamir edebilmek için arabaya gitmeliyiz diyor. Tamam, anlat bana diyor. Zaman kırıldı. Peki, şimdi bunu tamir mi edebiliriz? Teoride evet. Böyle bir şey için bir araç ürettim ben yıllar önce diyor. Countermeasure'ı nereden bulacağız? Ne yapacağız? Okay. What happened? Maybe the door's still open. Let me try. Merhaba. Aha, kardeşi öldü. Aha, öldü. Ha, ölmemiş. Will? Abi gel. Gel, ben seni bir tutup çekeyim şöyle. Ha, Q'ya basarak alıyoruz. Somehow I could focus and unfreeze Will, even if the world was still frozen. Stutter. Evet, böylelikle bir stutter daha görüyor. About the fracture. About all of this. Ben şu silah iznini alıyorum. Sonra bu silahı da alıyorum. Aa, böyle adamın elinden silahları aldım. Where's your car? Silahını alayım. This way. Silahın lütfen, silahın. Au, buranın canını okumuşlar.
Bu silahı alabilir miyim? Look at this. She's terrified. Ha, bu beni oyunu kilitleyen kız. What are you doing? I'm gonna get her moving. Şu kızı da kurtarayım ya. She's not freezing. Aa, acaba daha önce hayatta konuştuğumuz, iletişim kurduğumuz insanları mı sadece kurtarabiliyoruz? Belki öyle bir mekanik vardır. Biz kızla konuşmadık ya şimdi. Hafif bir kasılma yaşadık sanki. Gerçi arkada kayıt aldığımızdan dolayı da kaynaklanıyor olabilir bu. Silahları alayım. You said you were prepared for this. You knew it was gonna happen. How? Beth Wilder. It's complicated. I'll explain in the car. Tamam. Through this door. Aha! Arkadaşlar, Remedy'nin bundan bir önce yapmış olduğu oyun. Yani kendi başına yapmış olduğu IP diyeceğim Fikri Mülk, Alan Wake'ti. Alan Wake'e burada çok güzel bir gönderme var. Yani çok duygusal oldum bir anda. Ha, bizim arabanın çevresinde adamlar var. Ama Alan Wake ya, çok güzel oyundur bu arada. Yani çok güzel potansiyeli olan, aksaklıkları olsa bile o potansiyelini hikaye olarak falan düzgün yerine getiren bir oyundur. Evet, şimdi ben gidip şu abinin arabasını bir ayarlayayım. Diyeceğim abinin buraya gelmesi gerekiyormuş. Here. You'll need the keys. Ver anahtarı. Be careful. Yeah. Okay. I will. Yine iyi yapmışlar adamın suratından başka bir adam ya. Acaba gerçekten bir abisi falan var mı, yoksa kendileri mi yarattı? V'ye baktığımızda, bastığımızda Time Vision aktif oluyor. Oo, kim nerede ne değil onu görebiliyoruz. Started to sense things, premonitions. O zaman ben senin kafanı sıksam ve sen ölmesen. Oo, bu kötü bir silahmış. Halbuki daha iyi olur diye almıştım ama. Oo, farklı bir tasnya. SMG varsa abi, ben SMG'yi tercih ederim. Teşekkür ederim, SMG'den daha mutluydum. Ha, yan tarafta bir işaret var arkadaşlar. Sağda olduğu zaman V'ye basıyormuşuz. Ve bize böyle bir şey gösteriyor. Geçmişten bir eko. Hop, başlatalım. O zaman hadi Will'in arabasından alacağımıza alamayalım. Oh shit. Mouse 3. Something clicked. Aha, zamanı tekil bölgede dondurdum. Stop time in a focused area. You don't know what you're doing. Well. İyi de abi, o herifi bir öldürseydin. Ben bir daha deneyeceğim bunu. Oh, süper. Arada bir kastı ama. Demek ki grafikleri azıcık da olsa düşürmem gerekebilirmiş arkadaşlar. Yalnız mouse'un dönüşü
pek rahat değil. Öncelikli problem o. Ah, arkasına yaptım. Da beni hala tarıyor. Azıcık kaçayım. Şarjör otomatik doldurmuyor musun abi sen? Oralarda acı kasmalar başladı arkadaşlar. Demek ki buradan sonra biz oyunu kapatalım. Zaten yarım saati de geçtik. Change of plans. Screw the car. I need to get to Will. Evet. Buradan abimize ulaşmak için tekrar hamle yapıyoruz. Ve birisi kafamıza hedef alıyor. You're Jack Joyce. Çok hoş bir kadınsın. Merhaba. Adımızı da bilen birisi. Ve bize yerini söyleyip yardım ediyor. Aynı zamanda Monarch'tan olmasına rağmen. Evet. Resmen bizi bıraktı ve biz abimizi bulmaya gidiyoruz. Beth Wilder'ı böyle görmüşüz. Ama o beni ilk kez o zaman görmedi diyor. Ve buraya geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, Quantum Break'in başlangıcı bu şekilde. En azından mekaniklerin bir kısmını gösterdim. Eğer ilginiz olursa lütfen belirtin. Çok özür diliyorum tekrar. Ben de daha sağlıklı olduğum bir zamanda kalan güçleri oyunun daha ilerleyen bir kısmından size gösterebilirim diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, Hardware Plus kanalına üye olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan sonra başka ve güzel oyun videolarında tekrar sizinle görüşmek üzere diyorum. Ve bu kadar. Hoşça kalın. Siz yapsanız da bizim için dedi. Şimdi bugün burada birazdan SCD Edge'i suyun içine atacağız. Sonra da aşağı alt kattan birisinin bizi aramasını isteyip şu gördüğünüz benim favorim olan kulaklıklardan bir tanesi olan Philips'in bir Bluetooth kulaklığıyla deneyeceğiz. Ama öncesinde size başka bir şey söylemek istiyorum. Bilgisayarını bir açıyor, kilitlenmiş. Bilgisayarı kapatıyor, polise götürüyor, diyor ki bilgisayarını niye kilitlediniz önce? Şimdi dolayısıyla işin bir de böyle dramatik tarafları da var. Peki nasıl hani... Bir şey soracağım. Geliş yöntemi farklılaştığı gibi, yani işte polisti, TT.net'ti, Türk Telekom'da, Avaya'da filan gibi gelen dosya da farklılaşıyor. Yani